Türk ordusu! Türk ordusu! Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, ilçe belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Tarih boyunca istiklalimize ve istikbalimize yönelik her saldırı karşısında nice zaferler kazanan kahraman ecdadımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde çok büyük fedakarlıklarla, zorluklarla kazanmış olduğu Kurtuluş Savaşımız sonucu sahip olduğumuz cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Tarih yolculuğumuzda aziz milletimizin kutlu yürüyüşünde önümüze çıkan, çıkarılan bütün zorlukları, engelleri ve senaryoları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız. Güçlü ve kararlı bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde kutlu yürüyüşümüzü kesintisiz olarak devam ettirme irademizi tereddütsüz ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar millet olarak eğitimden sağlığa, demokrasi ve insan haklarından ekonomiye kadar kültür, sanat ve spor alanlarında çalışarak alın teri ve akıl teri dökerek önemli başarılara imza attık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizi gerçekleştirmek için elde ettiğimiz başarıları, kazanımları daha ileri noktalara taşımak hepimizin en önemli görevidir. Bu görevimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirirken en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Kıymetli misafirler, Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından günümüze kadar geçen 98 yılda ülkemiz çok önemli gelişmeler gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası camiada saygın bir edilmiş ülkemiz köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak pek çok ülkeye örnek olmuş, örnek olmaya da devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yaşı olan 2023 yılında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu cennet vatanımızı yurt olarak edindiğimiz günden bugüne ülkemiz çok büyük, çok boyutlu saldırılar ve ihanetlerle karşı karşıya kalmış. Ve bu durum günümüzde de farklı şekillerde devam etmektedir. Bu saldırılar ve ihanetler karşısında bizlere düşen görev Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da 15 Temmuz'da ortaya koyduğumuz kararlılığı, birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak hak ettikleri cevabı vermek olacaktır. Aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. 2-3 gün oluyor şuraya askerler dizildi mesela, yani tüyler diken diken oldu. Benim sevgilimin de abisi şehit. O yönden biraz daha yani bu konularda duygusalımdır. Çok önemli bir gün. Bizim Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde biz onların gençleriyiz. Onlar bizim atalarımız. Yani başka söyleyecek bir söz yok yani. Çok duygulu bu ortam. Tüyler diken diken olması gerekiyor. Çok mutluyuz böyle bir gün olduğu için. Çok mutluyuz böyle bir gün olduğu için. Atatürk'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok mutluyum yani. Nice 90'lı yıllara, nice 100'lü yıllara inşallah. Hep böyle görelim Türkiye'yi, Türkmenleri hep böyle görelim inşallah. Çok mutluyum, gurur duyuyoruz. Peki bu vatanı bizlere bırakanlara, aziz şehitlerimize buradan neler söylemek istersin? Yani şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sağ olsunlar bize bu vatanı bıraktılar. Elhamdülillah yani çok gururluyuz. Onlarla başımız yüksek. Düşüncelerim kitaplara sığmaz, sözlerim çok uzak.
İyi ki Cenab-ı Allah Atatürk'ü bizim başımıza getirmiş, nasip olmuş da bu vatanı, milleti bütün Müslüman Türk alemine armağan etmiş. Bundan büyük mükafat olabilir mi? Olamaz tabii. Ben askerde öğrendiydim böyle. Harbiye marşını, ben 70 yaşındayım. Halen harbiyeyi boş kaldığım yerlerde dağlara çıkarken böyle söylerim.